Gözde hemen merhabalar diyelim. Nasılsın merhaba. İlk öncelikle? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Seni de çok iyi gördük ama spordan geliyorsun galiba. Vallahi genelde hep böyle takılıyorum. Hep spor giymeyi çok seviyorum. Sokakta yürürken de böyle dolaşıyorum. Hemen ilk önce 17 günlük bir kapanmayı soracağım sana. O 17 gün senin için nasıl geçti? Bizim için yoğun geçti. Biz çalıştık. Hatta bayramın ilk günü sadece tatildi. İkinci, üçüncü gün yine çalışmaya devam ettik. Ama mutluyum, güzel. Yani işimi yapıyorum pandemide, çalışıyoruz. Her şey yolunda. Çalışıyorum dedin ama herkes seni özellikle ATV'deki bu dizi kardeşlerimle tanıdı ama aslında döndüğümüz zaman muhteşem yüzyıl var. İlk kariyerinin başlangıcı. Evet. Çok küçük yaşta, çok genç yaşta aslında bu kariyere de başladın ama uzun yıllar oldu. İlk öncelikle muhteşem yüzyıldan bir başlayalım. Nasıl oldu oyunculuğa, nasıl başladın? Şöyle, Muhteşem Yüzyıl 2013 yılında ben final bölümünde girdim Safiye Sultan'ın gençliği olarak. Benimle bitti aslında. Sonrasında Kösem'le Hülya Avşar devam etti benim büyümüş halime. Ya güzel bir şans oldu benim için. Okula girmemiştim Mimar Sinan'a o zaman. Okula girmeden hemen önce oldu. Çok ses getirdi. Sonra okula girdim. Okulda tabii yasak bizim projelerde yer almamız. O yüzden böyle bir ara verdim. Sonra Poyraz Karayel'le devam ettim. Aslında güzel, yoğun bir süreç yaşadım kardeşlerime gelinceye kadar. Ama tabii kardeşlerim çok ses getirdi. 28 yaşındasın ama 28 yaşında... 28 yaşında değilim. 25 yaşındayım. 25, özür dilerim. Google'da da yanlış yazıyorsun. Evet, yanlış yazıyorum. 25 yaşında ama kariyerin çok hızlı gelişti aslına baktığımızda. Evet. Yani şöyle, aslında ben 9 yaşında tiyatroyla başladım. Hep böyle hani sanat camiasının içinde oldum. İstanbul'a da üniversite için geldim. O zamandan beri de hep böyle işte dizi de oldu, tiyatro da oldu. Hep devam ettim aralıksız. O yüzden benim için uzun bir kariyer dönemi oldu. Büyümüş halimi Hülya Avşar oynadı. Evet. Tanışma fırsatın oldu mu ilk öncelikle? Hülya Avşar'la bir araya geldin mi? Gelmedim. Gelmek ister miydin? Ya da büyümüş halini, dizideki büyümüş halini aslında Hülya Avşar oynaması. Şu anda Hülya Avşar bir belgesel çekse gençliğini oynar mıydı? Gençlik halinde sen. Aynen. Ya şöyle, tanışma fırsatım olmadı. Tabii ki proje bazlı her şey. Beni heyecanlandıran her işe ben koşarak giderim. O yüzden hani güzel bir proje olursa tabii ki oynarım. Benzetiyorlar da çok bu arada. İstanbul'a gelince Meral Çetinkaya'nın gençliğini oynadım. Onunla çok tanışmak istemiştim. Tanışamadık oradayken. Yani denk gelmedi. Gençliğini oynadığım için. Set zamanları farklıydı. Böyle güzel... Usta oyuncuları oynamak benim için tabii çok mutluluk verici. Böyle isimlerle de anılmak seni aslında mutlu ediyordur değil mi? Evet. Özellikle Hülya Avşar olsun, diğer saydığın isimler de olsun. Aynen. Hedeflerin arasında neler var? Şöyle söyleyeyim, yani aslında güzel bir yolda ilerliyorum. Çok büyük hayaller ya da çok küçük konular, yani genel olarak konuşmam gerekirse bir şeye odaklanmak yerine o an istediğim şeyleri gerçekleştirmek beni daha çok tatmin ediyor, mutlu ediyor. Hep aynı şeyleri yapmaktan genel olarak kişiliğim gereği hoşlanmıyorum. Yani sürekli bir dizide yer almak, sabit bir şekilde ya da sürekli bir tiyatro oyununda olmak, farklı farklı deneyimler içinde olmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden bir genelleme yapamam ama İşimde beni heyecanlandıran ne varsa o an onu yapmak istiyorum. Örnek aldığın isimler var mıdır ya da kendine yakın bulduğun isimler veya kariyerindeki hedef noktalarındaki hani şu isim gibi olabilirim veya bu ismin de üzerinde olabilirim diyor musun kendi kendine? Ya şöyle, ben galiba hiç ya en kavramım da yok benim. Böyle bir şeyleri en çok şunu seviyorum, bunu seviyorum diyemiyorum. Genel olarak güzel olan her şey beni çok heyecanlandırıyor. Kötü olan şeyler de işte... Farklı bir boyuta taşıyor beni. Başka şeyler, işte böyle olmamalıyım ya da işte şunun bu şeyi tutmuş ama ya belki buradan daha iyi bir şey çıkar diyebiliyorum. Çeşitliliğe inanıyorum, o yüzden hep böyle tek taraflı bakmamaya çalışıyorum. Örnek aldığım isimler çok var, yani erkek kadın. Meral Çetinkaya dediğim gibi, işte Haluk Bilginer, Zerrin Tekindoğur, bunlar çok büyük, çok iyi oyuncular. Şener Şen. Yani bunlardan çok şey öğreniyorum. Saydığın kadarıyla. Kendim olarak devam okay. Saydıkların hep usta isimlerdi ama evet. Genç nesilde kendine yakın gördüğün isimler de var mı? Bana bu soru çok zor bir soru. Ya mutlaka var ama kesin şu an aklıma gelmeyecek. Yani ya da soruyu şöyle değiştiriyorum o zaman.
özellikle genç nesilde birbirini çekememezlik oluyor mu? Veya kıskançlıklar oluyor mu? Bunlara hiç şahit oldun mu? Başına da geldi mi? Yani ya hepimizin insanız tabii ki oluyor. Benim de gıcık taraflarım oluyor. Hatta en bazen... gıcık tarafın nere? Nedir? Ya şöyle, beklemeyi ya böyle zamanımın boş geçmesini hiç sevmiyorum. Hmm. Genelde de oyunculuğun %70'i beklemek olduğu için. Bekleyince beni böyle sanki ömrümden ömür gidiyor gibi hissediyorum ve o beni çok geriyor. Bazen hani sette 7 saat bir sahneyi beklediğimiz oluyor falan. O zamanlar biraz galiba şey oluyorum, düşüyorum yani hani mutsuz oluyorum. Bu senin mutsuzluk ve gıcık olduğun taraflar. Evet. Peki gıcık ettiğin tarafları da sormak istiyorum aslında. Gıcık nasıl edersin? Şimdi kimi ve neyi? O zaman şöyle diyeyim. İşte oradan başlayalım. İşte nasıl birini gıcık edersin? İşte gıcık etmem çünkü şöyle yani bir ekibiz ve inanın bir kişiyle kötü olunca her gün birbirimizi görüyoruz ve bu kötü bir enerji. Yani ben sokağımda da herhangi birisiyle kötü olmak istemiyorum çünkü enerjilerden çok etkilenen bir insanım. Rahatsız oluyorum yani böyle negatif enerji sevmiyorum. Herkes gülsün etsin. Biz bir de Selenik göçmeniyiz. Biz çok hani genel olarak sıcakkanlıyızdır ailece böyle. Sokakta gördüğümüzde kaynaşırız ederiz falan. Ya böyle somurtmayı, mutsuzluğu çok sevmiyorum. O yüzden hani kötü cevaplar vermeyeyim, negatif cevaplar vermeyeyim. Sanat camiasında biliyorsun ki bir gün dost, ikinci gün baktığımız zaman düşman da olabiliyorlar. Ama bu huyu sende pek fazla yok. Seninle birisi düşman olması için sana ne yapması lazım? Yani kötü niyetli olması lazım. Kendiyle ilgili problemleri olması lazım bence ama şey yani düşman olunması için de bir şeyin uzatılması gerekiyor. Yani benim tarafımdan da uzatılması gerekiyor. O yüzden ben genelde böyle şeylerde ya tamamen silerim, devam ederim ya da muhatap olmam, güzel bir yere çekmeye çalışırım. Rahatsız olurum o devamlı negatif enerjiden dediğim gibi. Peki set dedikodularından bahsedelim birazcık. Olmazsa olmazdır. Sete girdiğiniz zaman en böyle konuştuğunuz veya nelerin dedikodusunu yaparsınız? Ya biz her şeyin dedikodusunu yapıyoruz. Ya ben böyle çok... Oyuncular böyle kendi aralarında birbirinin de çekiştirirler mi? Ya bunu böyle oynamasaydı, ya bu neden geç kaldı falan dediğin iş oldu mu? İsim istemeyeceğim senden. Ya benim hiç olmadı. Bu proje değil yani. Genel bazda soruyorum sana. Yani şöyle mutlaka şimdi 8 bazen 21 saat falan çalıştığımız oluyor. Hepimiz aynı karavandayız. İster istemez çok kaynaşıyorsunuz ve hani annemden babamdan daha çok görüyorum. O yüzden böyle bir hani kardeş kavgaları olabilir muhakkak ama bizim sette herkes çok iyi birbiriyle, çok iyi anlaşıyoruz. Benim olduğum ortamda da genelde ben çok goy goy sevmiyorum. Bazen hani böyle... Daha ciddi. Ya ciddi de değil yani böyle kendi şeylerim var. Hani belli başlı muhabbetler seviyorum. Hani genel böyle çok goy goy muhabbetleri sevmediğim için çok o tarafında değilim işin. Yani çok bulunmadım, kendim de devam ettiremedim böyle. Onun içinde bulunamadım. O yüzden onunla ilgili yorum yapmayayım ama işimi seviyorum ya, güzel. İşini seviyorsun, çok seviyorsun. Çok da başarılısın aslında baktığımız ama şunu da sormak istiyorum. Bir gün kariyerinden vazgeçsen ne için geçer? Geçmem. Yani... Neden geçeyim ki? Sonuçta 9 yaşından beri bir şeye inanarak yapıyorum. Karşılığını alıyorum, mutlu oluyorum. Beni ya sahne kadar hayatımda yalnız, ya beni hiçbir zaman yalnız hissettirmiyor. Çok mutlu ediyor. Yani o yüzden neden geçeyim ki? Özel hayat? Özel hayatım çok yolunda. Çok mutluyum. Nazar değmesin. Amin. Özel hayatından böyle bir teklif gelse, ya ben ya işin. Gelmez. Bunlar çok klasik sorular. Tercihin ne olurdu? Öyle bir şey gelmez. Ben zaten sevdiğim kişiyle beraberim. Aynı görüşlere, aynı duygulara sahip olduğumuz için. O yüzden hani bambaşka bir taraftan bakıyoruz. Hatta işimle ilgili çok hani güleriz ederiz. Bir sürü komik muhabbetler olur. Hani benim en büyük destekçim. Kıskançlıklar oluyor mu? Valla bizde olmuyor. Oluyordur mutlaka. Hani sonuçta sosyal bir sektörün içerisindeyiz ama benim olduğum tarafta erkek arkadaşım işime çok gurur duyuyor benimle ilgili. Çok mutlu. Bir problem yaşadığımızda konuşabiliyoruz, çözebiliyoruz. O yüzden biz o tarafta değiliz işin. Onu da şundan soruyorum biliyorsun. Son dönemlerde sosyal medyadan böyle bazı ifşalar da hep çıkmaya başlar. Veya bu sosyal medya aranızda bir kriz yaratabiliyor mu bazen de? Tam tersi. Ben şimdi sosyal medyayı çok iyi kullanan birisi değilim normalde.
Anıl da bana çok güzel, inanılmaz önerilerde bulunuyor. İşte şunu şöyle yapsan daha iyi olur, bunu böyle yapsan daha iyi olur diye. Ben çünkü daha böyle duygusal sanatçı tarafından yaklaşıyorum işe. Hani işime gideyim, ya şu işi şöyle izleyeyim, güzel olsun falan. Sosyal medya çok önemli bir şey bizim sektörde artık en azından. O yüzden o beni o tarafta bayağı destekliyor. Fotoğraf konularında falan da çok yardımcı oluyor. DM kutularına bakar mısın? Ya ilk başta çok bakıyordum, daha az geliyorken şu an o kadar fazla geliyor ki, ya bazen Anıl'a geliyor, babamlara geliyor. Oradan cevaplayabiliyorum hani elimden geldiğince, ama şu an çok dolu. Ya bakamıyorum ama herkesi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Gördüğün en absürt mesaj neydi? Bakmadım ki. Vallahi hiç öyle mesajlara bakmıyorum ya. Ben çok rahatsız olurum böyle hani. Kötü, beni etkileyen şeylere bakmam, görmem. Genelde böyle çocukların güzel mesajları oluyor. Bazen onları yakalıyorum, mutlu oluyorum. Gördüğüm kötü bir mesaj yok, Allah'tan olmasın. Hemen fan kitleni soracağım aslında. Çok büyük bir fan kitlen de var. Bunlar sosyal medyada bayağı aktifler. Evet, çok aktifler. Şaşırtıyor mu seni? Hiç ya, tanımadığın birileri senin hakkında olumlu şeyler söylemesi ve sadece seni ekrandan gördükleri kadar değerlendirmesi aslında. O onları düşündüğün zaman neler hissediyorsun? Ya şöyle, beni çok mutlu ediyor. Çünkü biz ekranda, hani tiyatroda seyircimizi canlı olarak görüyoruz. Ekranda da seyircimiz bizim onlar ve inanılmaz büyük destekler, uğraşlar, o fotoğraflar, videolar. Yani çok emek harcıyorlar ve bu da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim herkese. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben bir soru çok merak ettim Sercan. Yani oynamak istediğin biri var mı? Yani şunu ben keşke... Bir karakter. Şunu mesela Beyaz Perde keşke ben oynasam dediğin. Böyle canlı, güçlü, yani yaşayan bir insan. Tabii yaşamış olması tarihten olabilir. Beğendiğin güçlü bir kadın figürü de olabilir. Yani ben bunu oynamak çok isterdim dediğin. Söyleyeyim. Ya şu sıralar şöyle bir şey var. Dizilerden aklıma geliyor. Beni çok kıyasla, işte karşılaştırma yapıyorlar. İşte Bihter Ziyagiller'e çok benzetiyorlar falan. Ben Aşkı Memnu'yu çok severim. Hani böyle onu mesela oynamak isterdim yani. Hani o güzel olurdu bir kariyer hayatı için. O aklıma geldi en hızlı cevap. Ama yaştan kurtarmıyorsun. Ya biraz yaklaştım gibi. Makyajla falan şimdi liseliyim ama öyle değilim yani. 10 yıl önce lisedeydim. Peki ileride bir film çekmek gibi bir projem var mı? Var. Ne üzerine? Neyi var kafanda? Ya benim 5 tane böyle yarım kalan senaryom var. Ve mutlaka yapacağım inşallah, yani sağlığım yeterse. Türleri yani. Aslında senaryo da yazıyorsun. Evet, yazıyorum ve çekmek de çok istiyorum. Kaç tanesi yarım kaldı? 5'i de yarım mı gerçekten? 5'i de yarım kaldı. Ya çünkü okulu daha yeni bitirdik. Biz 2 sene oldu. 2 senede de hemen tiyatroya devam ettim. İşte dizi oldu falan. Böyle ona çok yoğunlaşmak gerekiyor ve öğrenilmesi gereken bir iş. Odak dağılınca yarım kalıyor. Bende de hep böyle çok ayrıntıcı bir insanım var. Hep böyle yeni bir şeyler ekle yarım kaldı. Onlara devam edersem, genelde bu arada şöyle söyleyeyim, bilim kurgu ama bildiğimiz bilim kurgular, ya daha gerçekçi bilim kurgu diyeyim size. Yani böyle hayal ürünü şeyleri yazmayı seviyorum. En ütopik şeyi söyler misin? Hayal ürünü. Yazdıklarından olsa. Ya onu söylemeyeyim şimdi. Yazayım, çekeyim, ondan sonra söyleyeyim. Kısa zamanda mı çekmeyi planlıyorsun, yoksa bunu kariyerinin uzun vadesine mi yayıp daha sonrası da daha iyi tecrübelendikten sonra mı aktarmayı düşünüyorsun izleyicilere? Ya şimdi şöyle, hemen çekmeyi çok isterim ama bu bir birikim ve hani an meselesi. Şu an tıkanma sürecindeyim ve hani ona odaklanamıyorum. O yüzden onu kıyıya bıraktım. Hani bir şeyi iş yapmak için yapmayı istemiyorum. O yüzden onun zamanı gelir muhakkak. Hani genelde kitaplardan falan çok etkileniyorum ben. Bir şeyin içine giriyorum, başka bir fikir geliyor, onu yazıyorum, ediyorum falan. Ama inşallah yapabilirim, bilmiyorum, zor. O zaman şunu soracağım son soru olarak. Senaryo yazıyorum dedin ki senaristlerin çoğu hep bir oyuncuyu kafasında düşünür. Bunu o oynardı. Yazdığın senaryolarda kimler var? Vallahi. Kafandaki isimler. Hemen yok amca, bitiyor. Hemen bitecek. Şöyle işte dediğim isimler, yani benim beğendiğim her oyuncu beni çok heyecanlandırıyor. Meral Çetinkaya hep böyle hayal ediyorum. Haluk Bilginer olur işte. Yazdığım şey Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu'na nasıl bir karakteri canlandırdın kafanda? Merakımdan soruyorum bunu aslında. Ya şöyle, onu da erkek arkadaşımla birlikte tasarladık. Bu sıralar Ezel çok izliyoruz. İnanılmaz iyi. İnce Mehmet tarzı bir böyle bir köyde geçen bir
hikaye tasarladık böyle evde otururken. Çok hoşumuza gitti, devam ettik falan, finalini falan yazdık. Şu oynar, bu oynar dediklerimizin başında Kenan İmirzalıoğlu geldi. O zaman ben de sana şöyle söyleyeyim. Komşun, istiyorsan hemen gidelim bir kapısını çalalım. Bu teklifi de ona iletelim. Ya inşallah zaman olursa, süreç gelişirse mutlaka olması gereken yere varır. O zaman çok teşekkür ederim. Bir de Bihter'i sorduk ya, Beren Saat'i beğeniyor mu? Evet, Beren Saat. Bihter'i mesela oynamak istiyorum dedin ama hani Beren nasıl, hakkını verdi mi sence? Bence verdi ya. Verdi, bence o ekibin hepsi. Ya iyi iş zaten, herkes iyi oluyor. Arkada çalışan bütün ekip, önde olan oyuncuların hepsi ya mutlaka iyi olur. Bir kişi bile kötü olmaz. İyi iş her zaman kendini gösterir. Şu anda oynadığın gibi. Yani teşekkür ederim. Bizim işimiz de çok iyi, aynı. Bir de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi dört ortamla birlikte yeni bir marka kurdum. Yeni nesil medikal kıyafetler tasarlıyoruz ve onları satıyoruz. Adı GarpMed. Instagram hesabımızdan ve işte web sitemiz var. Oradan satış yapıyoruz. Onu da takip edebilirler. Oyunculuğun dışında artık medikal pazarlamada da varsın. Evet, erkek arkadaşımın işi zaten. Böyle bir gün bize bir şey geldi, ilham geldi ve onu sonuca ulaştırmak istedik. Daha yeni başladık. İşte Nisan 23'ü mü? Tasarımlar 28'i. Sana mı ait mi? Yok, bana ait değil. Yine tasarımcı bir arkadaşımızla çalıştık. Hep birlikte bir iş yapıyoruz. Güzel de oldu. Doktorlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Kıyafetler, kumaş vesaire. Onu da ekleyeyim. Hani en azından belki bakmak isterler. Medikal çalışanlara ulaşır buradan. Oyunculuk kariyerin iyi giderken iş hayatında inşallah istediğin gibi gider diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olun. Ay canım benim. Kendi de güzel kızmış, güler yüz. Ama çok güzel oynuyorsunuz. Teyzeciğim yoldan gördün, hemen tanıdım. Hemen gördüm, baktım. Bunda böyle. Niye tanımıyor? Kapalı. Benim çok güzel şeymiş. Kim oynamış, şey yapmışsa da teşekkür ederim. Ağlıyorum ben bir yerde. Valla. Ağlıyor. Çok güzel oynuyorsunuz. Sağ olun. Çok kutluyorsunuz. Ay şekerim. Affedersiniz. Beni kabul edin artık kardeş olarak. Kardeşlerim de oynuyorsunuz. Çok kızım. Yandıya da görüyorum. Abla o zaman hemen soralım. Çıkı takipçiniz. Şimdi. Hemen dedin ki. Ömer'i kabul edin. Neden? Ama çok ne bileyim kardeş hani. Genel olduğu için. Kardeş olduğu için. Evet lütfen. Çok ağlıyorlarmış. Teşekkür ederim. Tutulan oynamanıza rağmen. Çok beğeniyorum sizi ama gerçekten maşallahınızla. Çok teşekkürler. Ömer'i kabullenin ama. İnşallah diye. Kabullenin olacak. Kurtarın bence. Bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Ömer'le geçemeyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. İlk defa evden fotoğrafını çekiyorum. Şimdi abla nasıl bir poz istiyorsun? Nasıl bir poz? Oradan nasıl bir poz alacaksın? Nasıl olsa olsun. Tam güzel yani kendisi. Yeni şey oyuncu kızlar. Çok güzel, başarılı oynamışlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman fotoğrafı da aldıysak. Ben çok beğendim. Bu filmi şey... Kim yazar, yazarı da çok güzel yazmış ama. Gülabur Semercı. Ha, çok güzel. Abi, senin bir tane fotoğrafını alacağım ki şahalesin. Tamam. Bak benim... Bak kızım sürete çekeyim ya. Arkadaşlara şey diyeceğim, torunlarına yollayacağım bunu. Çektiniz mi? Evet, teşekkürler. Gel, gel. Çok memnun oldum. Çok enteresan bir fotoğraf çekildi o. Değil mi? Evet. Aslına baktığımız zaman. Ya, kayıtta mı? Kayıtta, hep kayıtta. Kayıt akıyor. Sağ olsunlar. Gerçekten bizim dizi çok izleniyor. Ben hani nerede olursa olsun hiç maskeli oluyorum. Hiç camdan fotoğrafın çekilmiş miydi? Bir çekilmedi. Herhalde çekilmemiştir yani, bilmiyorum. Tanınmak güzel bir şey değil mi aslında? Güzel bir şey ya. Bir kere yani insanlarla hızlıdan kaynaşmış oluyorsun. Ve çok güzel. Oynadığın bir işte seni tanıyorlar, bir de beğeniyorlar. Çok mutluluk verici. Ömer'i kabul et ama. Bakalım. Görüyorsun. Tepkiler hep o yönde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.